Milena'ya mektuplar. Konusu ne bunun? Oku. Bir kitaptır Kafka. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektupların derlemesi. Yani bazen duygularını satır aralarına gizlemiş, bazen açık açık söylemiş. Yani hep yazmış, anlatmış. Aşıklar mı birbirine? Tabii. Kafka seviyor Milena'yı. Sonunda kavuşmuşlar mı? Hayır. Zaten toplasan seneler içinde 2-3 defa falan görüyorlar birbirlerini. Biri Viyana'da yaşıyor, biri Prag'da. Ay çok fena ya. Ben merak ettim şimdi. Gel. Dur bakayım. Şimdi bak. Bu elle tutulamayan, bu korkunç aşkın sorumluluğunu bütün acılarıyla yüklenen biri olacağım yerde, söz gelişi odundaki o her zaman seni görebilen, güzelliğini seyredebilen mutlu bir ayna. Bir dolap olsam ne iyi olurdu. Gün boyunca izlerdim seni. Koltuktaki oturuşunu, mektup yazışını, kalem tutan o güzel elini, dalıp giden yüzünü, uykuya dalışını. Denizin dibindeki avuç içi kadar bir yer okyanusun baskısına nasıl dayanıyorsa, sen de öyle dayanıyorsun Milena. Yaşam rezillik aslında. Bunca çirkinlik içinde insanlara dayanabileceğimi ummazdım bugüne kadar. Utanç duyardım. Ama sen bir şey öğrettin bana. Dayanılmayacak gibi olan yaşam değilmiş. Selam. Dünden sonra düşündüm ben. Bir ara konuşalım. Bugün. Gün içinde, evet. Tamam. Deniz Bey tamam. Akşam yiyeceğiz yemeğimizi lütfen şimdi. Bana müsaade eder misiniz? Neden? Benim varlığım rahatsız mı ediyor seni? Oysa ben senin varlığından çok mutlu oluyorum. Çalışmam lazım, yapmam gereken şeyler var. Paranız boşa akıyor. Peki. Akşama telafi ederiz nasıl olsa. Seni kaçta alayım evden? Evden mi? Buradan mı alayım? Yok. Siz şey yapmayın, ben eve gideceğim. Yeri söylersiniz, ben oraya gelirim. Yani pek içime sinmiyor ama öyle olsun. Defne. Ay. Sen miydin? Başka birini mi bekliyordun? Yok. Niye birini bekleyeyim ki? Sen niye öyle sordun şimdi? Bir tuhafsın sen. Yok, çok iyiyim. Bomba gibiyim. İstifanı verdin mi? Hazırlatıyorum odanı. Odamı mı? Hı. İşte eski odana geçmek istersin diye düşündüm. Yanı başımda ol. Kafamı kaldırınca yine seni göreyim. Ben daha Yasemin Hanım'la karşılaşamadım. Yani bir karşılaşayım, konuşacağım. Anladım. Yarın ne yapıyorsun? Yarın mı? Yarın salı iş günü, niye ki? Yok, böylesine sordum işte. Neyse. İyi tamam, Yasemin'le konuşunca haber ver bana. Aha.
Ne diyecek ki şimdi Deniz Bey ya? Ne diyecek? Ayrılamazsın mı diyecek? Ay ben Ömer'e ne diyeceğim? Tamam değil mi Defne'cim? Devam ediyoruz değil mi birlikte çalışmaya? Ben anlayacağımı anladım. Bak ne güzel. Demek ki daha önceden aynı dili konuşamıyormuşuz. Hep o yüzden problem yaşıyormuşuz. Tamam mı biz kalkalım mı artık? Aa niye acele ediyorsun Defne'cim? Daha gece uzun. İçmiyor musun? Beğenmedin mi şarabını? Ben şarap içmek istemiyorum. O zaman ilişkimizin kazandığı yeni boyutlara. Gel Sude. Teşekkür ederim. Ne güzel ya. Böyle sık sık karşılaşıyoruz. Afiyet olsun Deniz. Ben de bir bayan arkadaşımla yemeğe gelmiştim. Lavaboya kadar gitti. Gelsin tanıştırayım. Figen mi diyeceğim ama. Sende bayan arkadaş çok.
Ne yapalım Ömer? Hayat bana güzel. İyi, aferin. Afiyet olsun. Sağ ol. Görmüş müdür acaba? Ay, yok, görmemiştir. Şuna bak ya, resmen tuzak. Selam. İso arabada bekliyor da. Şey için. Ne? Neyin var Defne, gel. Hatta İso'ya da söyle, beklemesin. Ha yok yok, beklesin. Ben de öyle bir hemen bir şey söyleyip gidecektim. Tamam, sen misin, dinliyorum. İçeride oturacak vaktim vardır herhalde. Ha evet, bir oturayım. Ömer, ben yapamayacağım. Neyi? Pasyonist'e geçme işini. Yani şu an ayrılamam gerçekten. Ne olur kızma yani. Anla beni, olur mu? Çünkü çok ayıp olur yani Yasemin Hanım'a. Sonuçta o verdi bana tasarımcı olma şansını. O yüzden çok ayıp olur. Yani senin yanında olmayı tabii ki istiyorum ben. Ama şimdi olmaz. Kalayım ben Şeride. Sen bilirsin Defne. Yani ne yapmak istiyorsan onu yap. O kadar mı? Ne diyeyim ki yani, kendi kararın. Nasıl mutlu oluyorsan. Kızdın mı peki? Yani aslında şu an kafam çok karışık. Yani aklım başka yerde. Peki yapabileceğim bir şey var mı? Yarın sen şimdi pasyonist'e geçmiyor musun yani? Geçemiyorum. Yarın dedin, yarın ne? Neyse ya, hadi önemli değil. Riso beklemesin, hadi. Ha. Tamam o zaman ben gideyim. Nasıl geçti? Galiba kırıldı ya. Yani bir acayipti. Ya izah ettin mi? Ettim de. Tramba falan demedim tabii. Çok mu kısa anlattım acaba ya? Vallahi bence öyle. Gitmenle gelmen bir oldu. Yarın git bir adam akıllı konuş. Sen ne hissettin şimdi diye bir sor. Doğru düzgün muhatap olmuyorsun ki adamla. Defol. Ne bileyim ya, onu görünce beynim suya akıyor, bir salaklaşıyorum. Tamam hadi. Yarın konuş. Uzun cümle kur. İyi tamam, hadi yürü. Thank you.
Defne. Burada olmam gerektiğini düşündüm. Bugünün ne olduğunu, senin için ne anlama geldiğini biliyorum. Bundan sonra 15 Mart'ta pazı dolması yapacağım. Sonra ışıkları açıp akşam birlikte yiyeceğiz. Sonra sen bana annenle ilgili anılarını anlatacaksın. Benden bir şey demeyeceğim hiç yani. Bunu anlatmıştım dur falan demeyeceğim. Acı tatlı ne varsa sabah kadar konuşacağız. Sonra sarılıp uyuyacağız. Yine birlikte. Sabah uyandığında yine yanında ben olacağım. Çünkü artık yalnız değilsin. Ben varım. Bundan sonra yanında hep ben olacağım. Gülerken, ağlarken ellerini hep ben tutacağım. Hiç bırakmayacağım. Hadi kalk bakalım uykucu. Öğlen oldu. Sevgilim hadi ama. Günaydın. Günaydın. Öğlen oldu. Nerede o yani sabahleyin kalkan Ömer İplikçi? Öğlen oldu ya. Yorgunum. Onu biliyoruz. Hadi kalk. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Ben burada yapsam kahvaltımı? Bak şimdi ya. Mümkün müdür? Geç kalıyoruz ama. Beklesinler canım ne olacak? Vallahi benden bilecekler bak. Her yere dakik giden Ömer İplikçi değişti diyecekler. Umurumda mı sence? Günaydın. Günaydın sevgilim. Çok pardon ya. Bir ani oldu da. Ne ani olan? İşte o söylediğin. Sevgilim mi? Girmeyecek misin? Gireceğim. Hadi gir. Ha, gireyim. Rüyamda gördüm seni. Ha, öyle mi?
Ne yapıyordun? İşte şirinlikler, bir şeyler. Sonuçta rüya canım yani. İnsan gördüğü rüyadan sorumlu değil. Yo. Bence tam aksi. Ha? Bilinç rahatlaması Defne. Yani normal hayatta gerçekleştiremediğimiz şeyleri rüyalar aracılığıyla çoğu zaman gerçekleştirebiliriz. Öyle mi ya? Şimdi hiç başıma gelmedi deme. Gezeriz koy koy Ege kıyılarını. Ne bileyim sıkılırsak Yunan adalarına gideriz. Belki İtalya'ya. Gelmedi. Gelmedi canım, ne alakası var? Gelmedi öyle bir şey. Günaydın.